Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İyi ki Sözcü Gazetesi ve iyi ki Korkusuz Gazetesi var. Değil mi? İyi ki Akbay Medya Grubu var. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin, patronajının, genel yayın yönetiminin ve köşe yazarlarının neden bu kadar üzerine gidildiğini zannediyorum çok daha iyi anlıyoruz. Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan Reza Zarrab'la ilgili haberleri hiçbir gazetede okuyamazsınız. Cumhuriyet'e bakmadım. Cumhuriyet büyük ihtimalle yazacaktır. Çok büyük ihtimalle bir gün gazetesi de yazacaktır. Ama okur sayıları o kadar düşük ki. Çok büyük ihtimalle Tele 1 televizyonu bu haberi mutlaka verecektir. Yine çok büyük ihtimalle, umarım da zaten, Halk TV'de bu haberi verecektir. Ama ummak isterim ki, fakat korkarım ki, Fox TV ana haber bu haberi göremeyecektir. Görürse helal olsun. Tebrikler, şimdiden tebrikler. Görmezse eleştiremem bile, çünkü çok hassas yerlerin sıkılı olduğunu farkındayım. Hepimizin en hassas yerlerimiz sıkılı vaziyette arkadaşlar. Buna rağmen Akbay grubu demokrasiyi korumak, demokrasiyi ayakta tutabilmek, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getirebilmek için bu mücadeleyi veriyor. Ve vermeye devam edecek. Biz Akbay grubunda çalışan hepimiz bu mücadele için azmettik. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Ne diyor İstiklal Marşımız? Nasıl başlıyor? Korkma diye başlıyor. Neden korkalım ya? Kimden korkalım? Onlar bizden korksunlar. Nitekim onlar bizden korktukları için 1 Ekim'de akıl almaz bir medya yasağı başlıyor. Bakacağız hep beraber. Neler olduğunu göreceğiz canlarım. O halde çok uzatmadan cümlelerimi habere geçeyim. Haber 1. Zarrab'ın kuryesi Amerika Birleşik Devletleri basınına konuştu. 2. haber, Reza Zarrab'ın zıpırlıklarının hala devam ettiği konusunda. Onun sonunda okuyacağım. Biraz uzun sürecek. Lütfen dinleyin, izleyin. Ülkenin temiz siyaset ve siyasetçiler tarafından yönetildiğini iddia edenlere bu haberleri mutlaka göstermelisiniz. Evet canlarım. Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan ABD medyasına konuştu. 2008 yılında başladığı kuryelik görevinde tonlarca altın ve nakit para transferi yaptığını belirten Karahan, Zarrab'ın kendisine korkacak bir şey yok, Türk hükümeti de bu işin içinde dediğini öne sürdü. ABD'nin İran uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlandığı soruşturmada itirafçı olarak tanık sandalyesine oturan Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, ABD basınına konuştu. Courthousenews.com adlı sitede yer alan habere göre 2006 yılında Zarrab'ın koruması olarak işe başladığını, 2008 yılında ise kuryeliğin yapmaya başlayan Karahan, İran'a dönük yaptırımların delinmesiyle ilişkili işlemlerde altın ve nakit para dolu valizlerle ödemelere aracılık etti. Karahan daha sonra Zarrab'ın şirketlerinin vekili olarak banka havalelerine imza attı. Ara başlık, korkma, hükümet de işin içinde. Courthouse News ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi, OCCRP bünyesindeki gazetecilere konuşan Karahan, Zarrab'ın kendisine Türk yetkililerle ilgili korkacak hiçbir şey yok, hükümet de bu işin içinde dediğini aktardı. Karahan bu söze inanmadığını belirtmesi üzerine Zarrab'ın yakında görürsün dediğini söyledi. Ara başlık, %8 komisyonun yarısı siyasetçilere. Midem bulanıyor ama okumak zorundayım. Bu haberi sizlerle paylaşmak zorundayım. ABD'de Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın yargılandığı davada savcılar, 2010 ile 2015 yılları arasında Zarrab'ın ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarını delerek en az 20 milyar dolarlık para transferi yaptığını öne sürmüşlerdi. Basına sızdırılan ABD hazinesine bağlı mali suçları araştırma ağına FinCEN ait belgelere göre Karahan, Türk yetkililere Zarrab'ın %8 komisyonla çalıştığını söylemişti. Daha önce Türk basınında çıkan açıklamasında Karahan, %8'lik komisyonun yarısını kendine, yarısını da siyasetçilere verdiğini söylemişti.
Karahan, Zarrab'ın itiraflarının gerçeğin sadece bir bölümünü yansıttığını, yaptırımları delen işlemlerin davada söylenenden daha erken tarihte başladığını ve daha ileri tarihe kadar sürdüğünü, daha fazla kişiyle ülkeyi içerdiğini iddia etti. Karahan, 2008-2013 yılları arasında İran, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dahil olduğu ülkelere altın ve nakit para taşıdığını, Zarrab'ın talimatı doğrultusunda para aklamak için paravan şirketler kurduğunu söyledi. Karahan, bu iddialarla ilişkin banka kayıtları, seyahat belgeleri, fotoğraflar ve başka kanıtlar sundu. Yok, gülemiyorum abi. İçim acıyor, içim acıyor, çok içim acıyor, çok. Ne biçim soyulduk ya? Nasıl soyulduk ya? Bizler milyonlarca milyonlarca Türkiye yurttaşı ve seçmeni, Türk seçmeni yani. Bunları hak edecek hiçbir hata yapmadığımızdan eminim. Düşünerek oy kullandık. Son dakikaya kadar sandığın başına gidip oyu yani pusulasını sandığa atmadan önce en son zarfın ağzını yapıştırıncaya kadar düşündük de oy kullandık. Ama ne yazık ki oraya 6 ay, 8 ay, 1 sene öncesinden karar verip ve tabii ki muktedirlerden nemalanarak gidenler ve işte onların attığı oylar yüzünden hepimiz acı çektik. Hepimiz de çekiyoruz hala. Ama demokrasi bu. Katlanacağız. Başka hiçbir yol yok. Bu işi demokrasi sardı başımıza. Demokrasi çözecek. Başka hiçbir seçeneğimiz yok canlarım benim. Ara başlık: Ahmedinejad ile Zarrab buluştu iddiası. Karahan 2011 yılında İran'ın başkenti Tahran'da bir otelde Zarrab ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bir araya geldiğini, görüşmenin 20 dakika sürdüğünü, kendisinin de görüşme sırasında otel dışında beklediğini, bu görüşmede Zarrab'ın Ahmedinejad'a rüşvet verdiği izlenimini edindiğini söyledi. Orta Doğu ne kadar kötü bir bölge. Ne kadar kötü insanları var, ne kadar çirkin, ne kadar kirli, ne kadar haris, ne kadar hırsız. Karahan ayrıca kendisiyle beraber 22 kişilik ekibin en az 200 ton altın taşıdıklarını, her bir kişinin günde 20-30 kilo altının olduğu ikişer valiz taşıdığını, her valiz için $500 aldıklarını dile getirdi. Karahan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın Zarrab'dan rüşvet aldığını, ancak ABD'de yargılanan Hakan Atilla'nın ise masum olduğuna inandığını belirtti. Canlarım, bu konuda daha ne söyleyebiliriz ki? Ben hiçbir şey söyleyemem. Haberde her şey anlatılıyor. Şimdi gelelim Zarrab'ın halen hem de cezaevinde tutuklu olduğu halde yaptığı zıbırlıklara. Yine Sözcü'de yayınlanan haberde haber başlığı şöyle: Reza Zarrab'ın para trafiği ortaya çıktı. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan iş insanı Reza Zarrab'ın küresel para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'nın, İngiltere merkezli Standard Chartered ve Almanya merkezli Deutsche Bank isimli bankaların rol aldığı tespit edildi. Para transferi yapılan isimler arasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de var. Zarrab'ın kurduğu ağın bir parçası olan Gans General yahut da Trading adlı şirket, sızdırılan belgelere göre 2011-2012 arasında Birleşik Arap Emirlikleri finansal sisteminde $142 milyon değerinde şüpheli işlemin gerçekleşmesinde rol aldı. Standard Chartered Bankası'nın ise 2007-2016 yılları arasında Zarrab ve ağı için toplamda $5.8 milyar aşan 37.533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı. Deutsche Bank'ın ABD'de faaliyet gösteren bir iştirakinin Mart 2017'de Zarrab ile ilişkili olduğu, 2013 yılında kamuoyuna yansıyan bir şirket için yaklaşık $29 milyon para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.
Reza Zarrab, ABD'de Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı açılan dava kapsamında yargılama süreci başlamadan savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etmişti. 2010 yılında, 17 yılında sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını ABD'de kabul eden Zarrab'ın cezası henüz kesinleşmedi. Standard Chartered Bankası'nda ise geçen yıl 2014 yılına kadar gerçekleşen işlemler kapsamında İran'a karşı yaptırımların delinmesine rol aldığı için ABD tarafından 1.1 milyar dolar ceza kesilmişti. Deutsche Bank'ta 2015 yılında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği için 258 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti. Ne söyleyeyim ki? Adamlar kabul etmişler işte yani. Almanya, Deutsche Bank. Dünya kirlenmiş. Dünya çok kirlenmiş. Orta Doğuluların olduğu her işin içinde bir kirlilik var. Dikkat ediyor musunuz? Nerede Orta Doğulular var? Nerede Azeriler, hatta İranlılar, Afganlılar, Bangladeşliler, Suudiler, işte Katarlılar, Birleşik Arap Emirlikleri, yani o bölge Müslümanları nerede var? Mutlaka yolsuzluk var. Oysa bize ne diyorlar? Bütün yolsuzlukları yapan Yahudiler diyorlar. İyi ama bu nasıl bir dünya ki Yahudileri bir türlü yakalayamıyor da hep Müslümanlar yakalanıyor suçüstü? Bu da mı gol değil yani? Ya yapmasınlar ya. Yapmasınlar, ayıptır, günahtır ya. Tutuklandıktan sonra işlem yapılmış. Film CEN belgeleri araştırmasına dahil olan Almanya merkezli Deutsche Welle adlı haber kurumuna göre ise Standard Chartered Bankası'nın 2007-2016 yılları arasında Reza Zarrab ve ağı için toplamda 5.8 milyar dolara aşan 37.533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı. Devam ediyorum. Standard Chartered 2013 yılında Türkiye'deki soruşturmalara başlaması, 2015'te ABD'de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlanması, Zarrab'ın Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasından sonra da bu işlemlere son vermedi. Muammer Güler de var. Muammer Güler İstanbul valisi, İş Güvenlik Müsteşarlığı eski başkanı, AKP milletvekili eski, AKP bakanı. Evet, AKP'de bakanlık da yaptı aynı zamanda. Hangi bakanlığı? İçişleri Bakanlığı'nı yaptı. Ya canlarım benim. Banka Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğu belirlenen 24 şirket ve kişi için toplamda 133 milyon dolara aşan 715 transfer yaptı. FinCEN kayıtlarına göre bankanın Ocak-Eylül 2016 arasında şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler arasında Reza Zarrab'ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de yer alıyor. Eski Bakan Zafer Çağlayan'ın özel kalem müdürü. Kendine mi aldı acaba parayı? Ya da içinden bir kısmını mı? Sözcü gazetesi olmasaydı bu haberleri hiçbirimiz okuyamayacaktık. Ha bizler yine yurt dışındaki medyaları takip edenler okuyorlar. Elbette. Ben sizinle yurt dışından pek çok haber paylaşıyorum. Ama bizler kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Asıl olan bunu bilmesi gerekenlerin bilmesi. Peki bilirlerse ne olur? İnanırlar mı? Yok. Kuzulara bir şey söylerseniz ne yapıyorlar? Öyle melil melil gözünüzün içine bakıyorlar. İstediğinizi söyleyin. Sadece bakıyorlar. Bir tutam ot verdiğin zaman da gelip elinizden otu yiyorlar. Sonra da peşiniz sıra geliyorlar. Ya bunları hiç kimseyi aşağılamak için söylemiyorum. İnanın asla öyle bir niyetim yok. Ben zavallı insanları asla aşağılamam. Hakaret asla etmem. Ama ben o zavallı insanlara uyarılmaları için, uyanmaları için, akıllarını başlarına toplamaları için bu tarz
örnekleri veririm, vereceğim, vermeye devam edeceğim. Çünkü başka türlü anlamıyorlar ve anlamamaları çok doğal, çünkü çok eğitimsizler. Onlara akademik olarak hiçbir şeyi anlatamazsınız. Yani onlara Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu akademik bir dille anlattığınız zaman bir doktorun size hastalığınızı Latince kelimelerle anlatmış olması gibi olur. Ne anlarsınız? Hiçbir şey anlamazsınız. Ya canlarım be. O nedenle ben bunları o güzel insanlarımızı, o zavallı, o gariban, o eğitimsiz, o cahil insanlarımızı aşağılamak için vermeyeceğim bu örnekleri. Ama inşallah, umarım kulaklarına gider. Umarım tesadüfen de olsa beni izlerler. Ya neler oluyor bitiyor bu Türkiye'de derler. Sorgulamaya başlamak doğruya giden yolun ilk adımıdır. Onlara bir sorgulatabilsek, bir sorgulayabilseler. Ya biz neden bu haldeyiz ya? Neden yukarıdaki komşularımız zengin? Arapların arasındaki İsrail'in petrolü yok ama bu kadar zengin iken bizler niye bu kadar fakiriz ya? Neden bizde hala kişi başına milli gelir 6.500-7.000 dolarken sırf komşumuzda hiçbir petrol geliri, doğalgaz geliri olmayan komşumuz Yunanistan'da kişi başına milli gelir 27.000-28.000 dolar diye sorgulamalılar. Sorgulamaya başladıkları gün inanın doğru yolun ilk adım atılacak. Aynı zamanda demokrasimizi de, hukuk devletini de, laikliği de kurtaracağız. Ama işte o yola onlara bir çıkarabilsek, onlara sorgulamayı bir öğretebilsek, öğreteceğiz. Başka hiçbir yolumuz yok. Bu ülkedeki seçmenden başka gidip de bir yerlerden seçmen ithalat yapamayız. Bakın muktedirler yapabilir. Tutarlar yarın 3,5 milyon ya da yaşı gelmiş 2,5 milyon Suriyeli'ye ve diğer 1,5 milyon diğer ülkelerden gelmiş mülteciye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı belgesi verirler. Seçme hakkı da verirler. Hadi buyurun yandınız. İyice yandınız. 50 sene daha geri gideriz. Hatta belki 100 sene daha geri gideriz. Canlarım unutmayın. Afganistan 1970'li yıllarda dünyanın en modern ülkelerinden biriydi. Afganistan kralları dünyanın en güzel aktrisleriyle yaşıyorlardı ve hepsi modern insanlardı. Afganistan kadınları dünyanın en güzel kadınları olarak, en şık giyinen kadınları olarak gösteriliyordu. Ama o zaman Afganistan laik bir devletti. Bir de bugün günümüz Afganistan'a bakar mısınız? Nasıl bir rezillik içindeler? Herkes örtülü. Herkes şeriat düzenine göre yaşıyor. Karanlık, pis, kirli, yoksul bir ülke haline geldi. Ama merak etmeyin, orada da bu ülkeyi, o ülkeyi yönetenler krallar gibi yaşıyorlar yine. Yani kimse bana efendim Afganistan'da krallık varken de insanlar fakirdi falan deyip de bahane bulmasın. İnanın bugünkü kadar fakir ve baskı altında yaşamıyorlardı. İlkel değildiler. En azından moderndiler ve her an sınıf atlayabilme şansları, fırsatları, imkanları vardı. Ya canlarım benim be. Ne yazık ki İslam dinini işte bu hale getirdiler. İslam dinini bu hale getirmelerinin sebebi ise insanları kolayca aldatmak, kolayca uyutmak, onları cennet vaadiyle kandırarak bugün günümüz dünyasında onlara cehennemi yaşatırken kendileri günümüz cennetini yaşamak olan siyasetçilerdir. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.